Samimi Analiz programından hepinize mutlu günler diliyoruz. Filistin-İsrail gerilimini konuşacağız ve konunun uzmanı Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sait Yılmaz bizlerle. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Filistin'deki Hamas militanları İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattı. Cumartesi sabah 6.30 sularında İsrail'e karşılık olarak demir kılıçlar operasyonuyla karşılık vermeye devam ediyor. Aslında çok fazla bilinmez var bu konuda. Çok fazla geriye dönüp bakmamız gereken bir takım bilgiler de var. Bunun için değerlendirmelerinizi almak isteriz. Bugün 4. günündeyiz operasyonun. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bu Aksa Tufan operasyonu İsrail'in beklediği operasyon değil. Yani zamanlaması bakımından hem İsrail'de bir bayram havasının olduğu bir gün olması, hem de uzun zamandır saklanması İsrail'i beklenmedik bir reaksiyonla karşı karşıya bıraktı. Şimdi bu harekatı, daha doğrusu Aksa Tufanı'nı planlayanların harekat planına baktığımızda daha çok çok farklı bölgelerden İsrail'in hiç beklemediği şekilde sızmalar yapıp halkın içine girip, işte bazı efendim katliamlar, işte İsrail'in esir alınması gibi bir hedeflerle birlikte İsrail'i masaya oturtacak ve bunun da ilk adımı da tabii esir değişimi olacak, ama bu arada başka taraflarını gündeme getirecek bir plan olduğunu görüyorum. Peki İsrail şu anda ne yapıyor? İsrail henüz çok büyük bir karşılık verecek, ama bu karşılığı şu anda hesaplamakla meşgul. Neden? Çünkü sadece çalışmalar Gazze'de değil, İsrail içinde özellikle güney bölgede de 8-9 aylık yerde İsrail içinde de çalışmalar var. Şimdi buradan baktığınız zaman İsrail önce resim oluşturmaya çalışıyor. Yani durum farkındalığı, bunu anlamaya çalışıyor. Harita üzerinde çalışıyorlar. Askeri planlar yapılıyor. Verilecek olan askeri karşılık ölçülüyor. Ve aldığımız haberlere göre de zaten Gazze'nin önünde yığınak başladı. Şu anda daha çok hava harekatları, belirlenmiş hedeflere yapılıyor. Şimdi müteakip aşamada kara harekatıyla beraber topyekun hava harekatına başlayacaktır. Gazze abluk altında ve Gazze tamamen temizlenene kadar da Gazze'ye işgal edecek ve Gazze'den çıkılmayacaktır. Ne zamana kadar bir siyasi anlaşma olup Gazze'nin güvenliğini, yani İsrail kendisi bakımından orada güvenliğini sağladığına inan çıkmayacaktır. Ancak harekat tabii burada Gazze'de de bitmeyecektir. Ben bunun daha da uzun süreceğine gidiyorum. Çünkü Netanyahu'nun açıklamalarından Lübnan'a da mesaj veriliyor. Terörü destekleyen bütün adreslere mesaj veriliyor. Daha da önemlisi Orta Doğu'yu değiştirmekten bahsediyor. Bunların hepsi Gazze'den sonra sıranın Lübnan'a, daha sonra da başka belirlenecek hedeflere yönelileceğini ve Orta Doğu genelinde bir istikrarsızlığın oluşabileceği bir ortam sağlıyoruz. Dolayısıyla şu andaki aşama daha savaşın ilk aşamaları, bu uzun sürecek bir operasyon. Çünkü bugüne kadar İsrail'le ilgili politikası şuydu, orayı kuşatıp kontrol altına tutmaktı. Şimdi gördü ki kuşatıp kontrol altına almakla bir sonuç alamıyor. Gazze'ye yönelik politikası, orayı, orayla ilgili beklentileri değişecektir. Zaten 67'den 2005'e kadar Gazze'yi işgal etmişti. Şimdi tekrar artık oranın işgalini öngörebilir. Ama hem Lübnan'a, hem Gazze'ye, hem başka yerlere gidebilecek gücü var mı? Askeri gücü de sınırlı. Burada Amerika'nın desteği çok önemli. İsrail'in destekleyen ülkelerin durumu çok önemli. Ama İsrail şu anda topyekun bir seferberlik içinde. Bu çatışmaların öyle hani Gazze'li işte Hamas'ın açıkladığı gibi efendim gelin rehineleri değişelim, anlaşalım demesi, İsrail'in yenilgiyi kabul etmesi anlamına gelir. Yani biz sizin yaptığınız operasyonları kabul ettik. Hadi gel şimdi şey yapalım. Zaten şeyin Hamas'ın istediği bu. Buna mutlaka yanaşmayacaktır. Dolayısıyla bu savaşın daha altından çok zor akacaktır. Gazze'nin işgali ve sonrasındaki harekatları önümüzdeki haftalarda izlemeye devam edeceğiz. Evet, kanlı bir haftaya başladık. Hafta sonundan itibaren gerçekten de söylediğiniz gibi İsrail bir şekilde gafil avlanmış gibi. İlk aklımıza gelen sorulardan biri de acaba ajanları nasıl oldu da böyle bir harekatı, böyle bir operasyonu
atladığı Mossad için varsayımım bile söylenilemezken siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi Mossad tabii istihbarat teşkilatları içinde en çok adı çok geçen, meşhur olan istihbarat teşkilatlarından bir tanesi. Mesela CIA'yı da öyle. Ama CIA'nin öyle büyük fiyaskoları var ki, işte başta 11 Eylül olmak üzere, işte Afganistan'ın işgalinden tutun, Ukrayna'ya 2014'te Kırım'ın işgalini dahi öngörememeleri, yani bunlar bütün istihbarat teşkilatlarının büyük fiyaskoları vardır. Zaten istihbaratın övme payı yoktur, sadece hataları görür. Övünülecek kısımlar gizlidir. Şimdi mesela 11 Eylül harekatı olduğunda, 11 Eylül saldırılarının olacağına ilişkin 11 Eylül komisyonu tam 33 bin tane kanıt bulmuş. Yani bütün istihbarat teşkilatları böyle bir saldırıyı bekliyormuş. Ama hiç kimse çıkıp da Amerikan başkanına böyle bir saldırının olacağını söyleyememiş. Çünkü ya saldırı olmazsa, böyle bir saldırının olacağını söylemesi demek Amerikan başkanının bütün uçuşları durdurması, bütün trafiği engellemesi, askeri harekatını, silahlı kuvvetleri harekete geçirmesini gerektirir. Peki bu olmazsa ne olur? İstihbarat teşkilatı büyük bir prestij kaybeder. Şimdi burada da elimizdeki bilgiler aslında Mossad'ın bununla ilgili çok kanıtının olduğu, fakat bu kanıtları öncelikle hiç bugüne kadar görülmediği şekilde büyük bir harekatın olacağı kanısına götürmediği ve bunları da yukarıya iletecek bir mekanizmanın olmadığını gösteriyor. Yani bu bütün istihbarat teşkilatlarında vardır. Çünkü ülkede pek çok istihbarat teşkilatı vardır. Bunların hiçbirisi iddialı bir şeyi söyleyip mahcup olup öbürlerinin gözünde küçük düşmek istemez. Ve bu da işte bu bir istihbarat zafiyetlerine yol açar. Bundan mutlaka Mossad'da, Simbet'te, diğer istihbarat teşkilatları da ders alacaktır. Ama bu savaşlar ne kadar başlangıçta Hamas'a bir sükse sağlasa da İsrail halkı, düzeltiyorum, Filistin halkının yararına olmayacaktır. Daha çok Filistin ölecektir. Şiddeti doğuracaktır. Ve Filistin çok daha ileriye gitmeyecektir. Tabii bunun arkasındaki güçler buna faydalanacaktır. Ama ne yazık ki bu Filistin halkının 70 yıldır süren toprak ve egemenlik davası daha da kötü günleri bekliyor diye düşünüyorum. Hocam aklımıza ilk gelen sorulardan biri de bir takım açıklamalar vardı farklı ülkelerden. İşte Rusya işte yanında olduğunu, Filistin'in yanında olduğunu açıkladı. İran keza öyle. Türkiye'den de açıklamalar geldi. Diğer işte Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'in yanında olduğunu açıkladı. Yine aynı şekilde Avrupa Birliği ülkeleri de. Bu değerlendirmeleri nasıl görüyorsunuz? Nasıl yorumlamamız gerekiyor? Şimdi küresel bir düzen var. Bu küresel düzenin içinde Yahudinin parası, İngiliz'in aklı, Amerika'nın askeridir derler. Yani bu üçü beraber çalışır. Amerika'daki ya da Avrupa Birliği'ndeki ülkeler Yahudinin parası olmasa ya da onun siyasi gücü, ülkelerinde yaşayan lobiler olsa iktidara gelemezler, hayatta kalamazlar. Yani siyasi olarak diyor. Dolayısıyla bu görünleri mesela Amerika'da büyük bir antisemitizm var, İsrail düşmanlığı var ama sonuçta iktidarlar onların oyuna ihtiyaç duyuyor. Amerika'nın ekonomisini, sinemasını, bilim dünyasını Yahudiler kaplamış. Yani bir bütün olmuşlar. Dolayısıyla bunların yani İsrail aleyhinde olmalarını beklememiz saflık olur. Aynı şey İngiltere'de de öyle, yani Avrupa'da da öyle. İsveç'te bile siyasi iktidarı Yahudiler belirliyor. Yani böyle bir etkinlikleri var. Nüfusları az ama siyasi güçleri çok fazla. Batıların bu şekilde düşünmeleri tamamen kendi realist çıkarları açısından düşünmek lazım. Ama bu tarafa geldiğimiz zaman Türkiye bence burada doğru bir yol izliyor. Neden? Çünkü daha önce bu tür bir çatışma olduğu zaman hemen İsrail'i suçluyordu. Halbuki bu sefer dengeli bir açıklama yaptık, itidal çağrısı yaptık. Çünkü Türkiye'nin Ortadoğu çıkarları İsrail'e de iyi geçirmeyi gerektiriyor. Yani işte son zamanlarda biliyorsunuz normalleşme sürecine girdik. Hem Ortadoğu'nun diğer ülkelerle başta Arabistan olmak üzere. Türkiye'nin bugün Suriye'deki, Irak'taki, hatta Kafkasya'daki, Doğu Akdeniz'deki çıkarları bu ülkelerle işbirliğiyle, mesela bakın Karabağ'da ne yaptı? İsrail'de Türkiye'de rol aldı, değil mi? Bu bizim için önemli bir savaşın kazanılmasında. Dolayısıyla biz hem burada mazlumun yanında yer almak, Filistin halkının davasını desteklemek ama İsrail'de karşımızı almak yerine onunla iyi ilişkiler kurarak Filistin davasına daha çok hizmet ederiz. Yani İsrail'e düşman olan bir ülke değil de İsrail'e dost bir ülke Filistin halkına daha çok yardım eder. Çünkü sözünü geçirir.
Bu bakımdan Türkiye'nin bu politikalarını doğru buluyorum. Yani burada bir an evvel konunun diplomasiye aktarılması, ateşin bir an evvel durdurulması, sivillerin ölmesinin durdurulması, Hamas'ın tabi mutlaka da bir cezalandırılması lazım. Çünkü sivilleri öldürüyor. Yani bu kabul edilecek bir şey değil. Ne yapıyorsunuz? Yaptıklarında bu sefer meşruiyet sağlıyorsunuz. Bence dünya şu anda gayet ölçülü ama herkese tarafını belli etmek zorunda olduğu şekilde belli ediyor. Tabii burada İran'ın rolünü tartışmamız lazım. Hamas'ın biliyorsunuz sözcüsü dedi ki İran'dan doğrudan destek aldık dedi. Ama İran bunu yalanladı. Şimdi ben yıllardır bu konuda da çalışan, özellikle istihbarat boyutunda çalışan birisi olarak İsrail'in raporlarından, Gazze'nin deniz bölümünden sürekli İran'ın gemilerle, gizli yollardan roket taşıdığını biliyorduk. İşte bu roketler, bu 5000 roket böyle geldi. Yani bunları Gazze'de üretmeleri mümkün değildi. Artı insan savaş araçları olsun, bu işte paramotor dedikleri araçlar olsun, bunlar fakirin teknolojisi, yani İsrail'in ürettiği teknolojisi, pardon, İran'ın ürettiği teknolojisi. Peki İran niye böyle bir efendim savaşı istedi? Çünkü İran Filistin'de barış olmasını istemiyor. İran'ın hedefi İsrail'i yok etmek. Bütün liderleri de bunu söylüyor. Yani İsrail yok olana kadar biz bu savaşı devam ettireceğiz. Ama bunu yaparken de ne yapıyor? Filistin halkını kalkan yapıyor. Şimdi bakın neden bu savaş başladı? Çünkü son zamanlarda Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri İsrail'e yakınlaşmaya başlamıştı. İbrahim Anlaşması ile birlikte Orta Doğu'dan Hindistan'a kadar bir batı ekseni oluşturuldu. Ve bu batı ekseni bir doğalgaz, enerji anlaşmaları imzalanması bekleniyordu. Projesine karşı Orta Doğu'dan Hindistan'a bir yol, yani bir ekonomi ekseni. Şimdi bu eksen İran'ı ne yapacaktı? Kuşatacaktı. Daha da önemlisi son zamanlarda İsrail ve Arap ülkeleri arasında Filistin konusunda yeni barış görüşmeleri gündeme gelmeye başlamıştı. Bunları bozması hem de oradaki ateşin içinden milleti birbirine düşürerek, Orta Doğu ülkeleri birbirine düşürerek bundan faydalanmak isteyen bir İran vardı. İran bu oyunu oynadı. Ama bize düşen İran'ın bu oyuna düşmemek. Çünkü bu oyuna Filistin düştü. Yani kendi halkı öldürülüyor. İran oradan sadece fetva veriyor. Ama bu savaşın ileri aşamalarında yani Gazze ve Lübnan'dan sonra da sanıyorum uluslararası kamuoyu İran hakkında yeniden düşünecektir. Ve eğer bir Orta Doğu ile ilgili büyük bir senaryo gündeme gelirse hedefli olan ülke İran olacaktır diye düşünüyorum. Bu da tabii bizim komşumuz olduğu için hepimizin sinir uçlarına dokunan bir takım yaptırımlar söz konusu olacak mı ileride? İşte sonuçta Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda bütün dünyayı etkileyen bir işte buğday krizini yaşadık, tahıl krizini yaşadık. Türkiye'nin arabuluculuğu söz konusuydu. Önümüzde eğer ki böyle bir savaş daha da ilerlerse önümüzdeki günlerde bir yaptırım da söz konusu olabilir mi? Bütün dünyayı etkileyecek. Şimdi tabii burada zaten Gazze abluka altında. Bu abluka devam edecektir. Bundan Batı Şeria da etkilenecektir. Oradan çıkacak olan göç Ürdün'ü vuracaktır. Lübnan halkı İsrail'in operasyonlarından mutlaka rahatsız olacaktır. Ama daha büyük çerçeveden bakarsak, şimdi burada Türkiye'yi bekleyen bence bir fırsat var. Bu fırsat ne? İran'ın bütün komşu ülkelerin hedefi haline gelmesi. Şimdi İran'dan en çok rahatsız olan ülke her ne kadar 1600'lü yıllardan beri sınırımız sabit olsa da İran. Bakın İran'la Kafkasya'da Ermenistan'ın yanında durduğu için Zengezur Boğazı'nı yapamıyoruz. Yani Kafkasya'daki dengeleri bizim aleyhimize değiştirmeye kalkıyor. Ermenistan'ı aleyhimize tahrik ediyor. Irak'ın kuzeyinde bizim varlığımızdan rahatsız. Çünkü oradan kendine Suriye'ye ve Lübnan'a bir koridor kurma. Bu koridoru koruma derdinde işte Talebani ekibiyle efendim KYP ile ne yapıyor? İşbirliği yapıyor. Suriye'de bizim operasyonlarımızı engellemeye kalkıyor. Zaten şu anda Suriye'de yapılan bu 2011'den beri devam eden iç savaşın nedeni de İran'ın İsrail'e yönelik operasyonlarını önünü kesmek. Yani Amerika bugün PKK'yı niye destekliyor? Çünkü orada bir tampon bölge kurarak İsrail'in güvenliği için bir İsrail devleti daha kurup ne yapmak? İran'ın kolunu kesmek istiyor. Şimdi Türkiye bu aşamada İran'ın hem PKK'ya verdiği desteği engellemek hem de
Amerika'nın ve İsrail'in bu beklentileri karşılamak bakımından bir ortak strateji geliştirirlerse İran'a karşı, bu vesileyle de YPG PKK'nın kullanılmasına boşa çıkar. Dolayısıyla Türkiye'nin burada hem çıkarlarımızı koruyacak, hem de batılı ülkelerle İran'a karşı bir ortak strateji geliştirmesi çıkarılır diye düşünüyorum. Çünkü İran zaten uzun zamandır sallanıyor. Yani ülkedeki rejim ayaklanmalara sıkıntı halinde ve son bu Maşa Amiri efendim olayından sonra görüldü ki artık İran'daki ayaklanmalar çok değişik bir safhaya geldi. İyice büyüdü ve şu kadar yapılan ayaklanmaların tek eksiği neydi? Silahlı olmamasıydı. Eğer silahlı bir eylem başlarsa İran'daki rejim düşer ve bütün dünya ve bütün Orta Doğu rahatlar. Çünkü Orta Doğu'nun iki tane büyük problemi var. Bir tanesi İsrail-Filistin sorunu, öbürü de İran'ın Bahreyn'den Yemen'e, Lübnan'dan İsrail'e, Gazze'ye, oradan Suriye'ye, Irak'a uzanan bölgesel itirazları. Bu itirazlar ne yapıyor? Orta Doğu'yu kan gölüne çeviriyor. Tıpkı bugün Gazze'de olduğu gibi. Hocam çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz varsa da yine onları da almak isterim. Evet, yani bir an evvel bu insanlık dramının bitmesini istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Ama bu aşamada Türkiye'nin bence en önemlilikle liderlik yapması gereken konu insana yardım olmalı. Orada annelerini babalarını kaybeden çocuklar, evsiz kalan insanlar, nereye gideceğini bilmeyen insanlar var. Yani 1.400.000 insan yaşıyor orada ve bunlar bombaların altındalar. Yani bu sivilleri bir an evvel kurtarmamız lazım çünkü onların bir günahı yok. Onlar bizim gibi masum, insanca yaşamak isteyen insanlar bir an evvel insani yardımların başlamasını ve sivillerin koruma altına alınmasını diliyorum. Evet, yani savaşın hiçbir zaman kazananı olmadığı gibi önümüzdeki günlerde dileriz ki daha da büyümesin, daha da devam etmesin ama zannedersem daha da uzun süreceğe de benziyor sizin de söylediğiniz gibi. Çok teşekkür ederim hocam vermiş olduğunuz bilgiler ve değerlendirmeler için. İyi günler diliyorum, hoşça kalın, iyi yayınlar. Teşekkür ederim hocam. Evet, Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sait Yılmaz bizlerleydi. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.